Evet, ben bir Türk Kerbelası'ndan Türk milletini uyarmak istemiştim. Türk Kerbelası kavramını da bilerek seçmiştim. Türk Kerbelası kavramını. Yani Anadolu'da bir kardeş kavgasından bahsetmiştim. Peki bu kavramı nereden aldım? 1969'du herhalde ya da 70. Sade abi daha iyi hatırlar. Ben çocuktum o zaman. bizim içimizde bir nahoş bir hadise olmuştu ve birisi hayatını kaybetmişti. Bir iç çatışmada. rahmetli Atsız'a olay intikal ediyor. Rahmetli Atsız bir böyle çok büyük bir kızgınlık içerisine girince gençler Atsız'ı uyarıyorlar. Yani hocam bu söylediğiniz olursa kardeş kardeşi vurur diye. Onun üzerine Atsız bir Türk Kerbelası mı diyor. Ve haklısınız diyor. Ben kavramı oradan. Yani kavram benim değil. Ben kavramı oradan duydum. Ve belki tanırsınız Avukat Ömer Tutan'dan duydum kavramı. Çünkü Ömer Tutan'ın da içinde olduğu bir gruba söylemiş bu cümleyi. Tabii bugün Türkiye bir çatışmaya sürüklenmek istedim. 6 sene önce ben bunu söylediğimde henüz Batı'da bir stratejik araştırma merkezinde 2011 Türkiye'de iç savaş raporu diye bir raporun olduğunu bilmiyorduk. Hiçbirimiz bilmiyorduk. Birkaç bu konuşma geçtikten birkaç sene sonra yine Batı'da yaşayan, ben adını unuttum belki siz hatırlarsınız. Bu Norveç vatandaşı, Türk kendisi. O raporda Norveç Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'nde görmüş, okumuş 37 sayfa, fotokopisini vermemişler. 2005'te geldi, Türkiye'de anlattı. Evet. 2003'te hazırlanmış, 2005'te anlattı. Şimdi 2011'de anayasa değişikliğiyle sanki... Aynı zamanda, evet. çok iyi olmuş. 2011 Türkiye'de... Sefa Yörükel. Bir iç çatışmadan bahsediliyor. Öte yandan hemen oradan sıçrayayım. En son Mersin'de bir araştırma yapıldı biliyorsunuz. Bu araştırmanın sonuçlarını duydunuz mu bilmiyorum. Ama yani Mersin bir felaket eğer o araştırma doğruysa. Ki doğru yani. Doğru olduğunu da biliyoruz. Ama Mersin tek başına da Mersin değil. Mersin'den alın siz onu ta yukarıya Marmara'ya kadar çıkartın. Lokal olarak böyle patlamaya hazır. Ne yazık ki ondan sonra yerler var. İşte benim uyardığım buydu. Rahmetli'nin 2023 dergisinde geçen sene çıkan bir makalesini okudum, bir söyleşisini okudum. Onun üzerine, evet Durmuş Hoca'nın, onun üzerine tabii bilemiyordum, vefatinden bir hafta önce 4-5 saat bir akşam birlikte olduk. Ve makaleyi kendisinden de dinlemek istemiştim. Haklısınız yani hoca öyle düşünüyordu. Hoca büyük bir umutsuzluk içerisinde Türk milletinin yenildiğini düşünüyordu. Ben o kadar kötümser değilim. Yani kötümser değilim daha doğrusu ben. Çünkü bizim televizyonlarda gördüğümüz PKK'lılar. Bu Güneydoğu halkı değil. O çok önemli. Bu ikisini yönünden ayırmak lazım. İstanbul'dan baktığınız zaman, bir de bölgeye gittiğiniz zaman farklı gerçekler görüyorsunuz. Bizim karşımıza çıkartılanlar hep politize olmuş bir örgütün siyasal sözcüleri, teorisyenleri ya da onların yan unsurları. Mesela şimdi biraz önce geliyorum, bir öğrencim var, doktor öğrencim, Hakkari'li. Bu Muhsin Kazılıkaya'yı tanır mısın dedim. Ondan sonra tanırım dedi. Birlikte dedi liseye gittik ve aynı yurtta kaldık. O da arkadaşıydı. Ama dedi şimdi Hakkari'ye giremiyor dedi. Neden dedim? Yeterince Kürtçülük yapmadığı düşünülüyor dedi. Onun için terör örgütü sokmuyor dedi. Ha,
O zaman anladım ki Muhsin Kaya, Kızılkaya son programda bana neden saldırdı. Çünkü çok, çok terbiyeli bir adamdı. Terbiyeli terbiyeli konuşurdu. Son programda böyle bir daha sonra gerçekten saldırgan ve terbiyesiz bir üslubu benimsedi. Demek ki Hakkari'ye geri dönmek istiyor. Şimdi biz bu tür unsurlarla ya terör örgütünün doğrudan ondan sonra kontrolü altında olan ya da terör örgütü adına konuşan ya da bir şekilde terör örgütünün psikolojik baskısı altında olan unsurlarla karşılaşıyoruz ve zannediyoruz ki bunlar konuşuyor. Yani bütün Kürtleri temsil eden veya Zazaları temsil eden. En son yaptığımız araştırma 13 ilde, 25 ilçede ve bazı şeylerde yapıldı, köylerde yapıldı. 105 kişiyle yapıldı. Sayı az gibi görünüyor ama değil. Çünkü de anket değil. Her birisiyle 3 veya 4 saat derinlemesine gözlem veya yapılanmış mülakat dediğimiz teknik kullanılarak yapıldı. Bunun farkı şu. Siz ankette bir soru soruyorsunuz, evet hayır diyor. Oysa burada ve orada tam gerçeği alamıyorsunuz. Oysa bu tür çalışmalarda daha uzun uzun konuşuyorsunuz. Mesela Ağlat'ta konuşuyorlar. Nesin işte Türk, nesin esnaf. Peki örgütün senin üzerinde bir baskısı var mı? Hayır, örgütün benim üstümde bir baskısı yok. Kürtlerde olabilir diyor. Sonra devam ediyor. Peki işte burada olay çıkıyor mu? İşte örgüt istediği zaman çıkıyor. Sen ne yapıyorsun? Dükkanı kapatıyorum. Peki kapatmazsan ne olur? Diyor beni döverler, dükkanı yakarlar diyor. Ve aynı adam üzerinde baskı olmadığını söylüyor. Baskıyı o kadar içselleştirmiş ki. Normal durum. Şimdi bunu anketten çıkartamazsınız. Onun için biz geniş alana şu talimatla yolladım ben arkadaşlara. Ben gitmedim alana. Çünkü ben gitsem doğru düz sonuç alamam. Bölgede yaşayan, bölgeyi bilen, hepsi sosyolog olan arkadaşlarla çalıştık. Arkadaşlardan bir tanesi Alevi Zaza'ydı. Bundan sonra bir tanesi Diyarbakır'da bundan sonra yaşıyor. Bir Kırmanç'la evli. Kendisi Türkmen. Yani bölgenin dokusunda iyi bilen arkadaşlar. Diğer iki arkadaş bölgede kalmış gelmiş şu anda Ankara'da yaşayan arkadaşlar. Onun için bölgenin her yerine rahatlıkla nüfuz edebildik. Yani köylere kadar bu anlamda girebildik. Ve bu uzun 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 konuşmalar neticesinde ve herkesle, bunun içine terör örgütünün üyeleri de girdi veya sempatizanları da girdi. Ama onlar azınlığa düştüler. Sonuçta ortaya çıkan fotoğraf şu. Güneydoğu Anadolu'da çok büyük bir sessiz çoğunluk var. Ve bu sessiz çoğunluk devlet kendisini korumadığı için örgüte karşı bir teslimiyet içerisinde. Yani birilerinin bu sessiz çoğunluğu kurtarması lazım. Şimdi adam diyor ki, ben AKP'yi oynatmak istiyorum, AKP'liyim diyor. Ama diyor sandık başına gittiğim zaman geliyorlar, beni kontrol ediyorlar diyor. Nereye oynatıyorsun diyor. Onun için benim oyun diyor. HDP'ye gitti. HDP o zaman içinde. HDP'ye gitti diyor. Güneydoğu Anadolu'da mesela ben PKK baskısı var diyordum. Bu araştırmadan bir şey öğrendim. Güneydoğu'da PKK baskısı yok tek başına. PKK baskısı var, KCK baskısı var ve BDP baskısı var. Baskı üçlü bir mekanizma olarak oluşmuş. Bu zaman içerisinde. Ve hayatın bütün alanlarını bu baskının kapladığını görüyorsunuz. Ancak PKK bütün baskıya ve bütün ajitasyona rağmen, bütün doktrinizasyona rağmen 1984'ten bu yana İnsanları Kürt sorunu nedir sorusu üzerinde dahi birleştirememiş. Peki, bizim araştırmamızın temel sorusu şuydu. Bütün şeylerdir. Bölgede Güneydoğu Anadolu'da Türk kimliği devam ediyor mu? Tekrar edelim. Güneydoğu Anadolu'da Türk kimliği devam ediyor mu? Evet. Ediyor. Güneydoğu Anadolu'da Türk kimliği devam ediyormuş. Hem de büyük oranda. Hem de çok büyük oranda. Devam ediyormuş. Siz tahmin ediyorsunuz. Ben biliyorum. Evet. Şimdi. Çünkü yani ne yapıyorsunuz? Mesela Hakkari'ye gidiyorsunuz. Hakkari en kötü yer. Hakkari tamamen örgütün denetimi altına girmiş. Hakkari'den kuzeye çıktıkça baskı azalıyor. Adıyaman'a geliyorsunuz. Baskı diye bir şey ortadan kalkmış durumda. Kars'ta yok.
Bir başka şey, bölgede çok yoğun bir PKK tarafından gerçekleştirilen kırmançlaştırma var. Baskı, asimilasyon. Benim için çok iyi uygulanan bir sistem. Zazalarda Türk kimliği kırmançlardan daha güçlü. Zazalar kendini Türk hissediyorlar yani. Hiç tartışmaz. Bu kırmançlar hissetmiyorlar anlamına gelmiyor. Ama yine buradan görmediğim bir şey Türkler de ayrımcılık yapmaya başlamışlar. Bakın devlet demiyorum, polis demiyorum. Normal vatandaş ayrımcılık yapmaya başlamış. Mesela Bingöl'lü bir hanım diyor ki, teyze yani, yaşlı, hacca gittim diyor, haçta konuşurken, neredensin, neredesin, ben de Bingöl'dendim deyince diyor, bütün kadınlar beni terk ettiler. Tek başıma kaldım diyor. Olağanüstü üzülmüş buna. Ya diyor, ben Türk değil miyim diyor arkadaşlara. Bana diyor, bu yapılır mı diyor. Bir başkası Tatvan'da kırmanç, İstanbul'a geldiği zaman kendisine duyulan tepkiyi anlatıyor. Sadece kırmanç oluştan dolayı. Veya Ahlat'ta birisi Türk diyor ki, bizim hepimizi Kürt olarak görüyorlar batıda ve ona göre muamele ediyorlar. Tabii bu son 5-6 senenin gelişmesi anlaşılıyor. Fakat hepsinin söylediği bir şey var. Açılımdan sonra bu yoğunlaştı. Yani açılım ortaya böyle bir sosyal tepki çıkartmış. Açılımı destekleyenler de var. Ama açılımı destekleyenler çoğunluğu oluşturmuyorlar bunun için. Yine çalışmanın gösterdiği bir sonuç, Türkleş bir Güneydoğu Anadolu yok. Yani tek Türk, işte Kürt, DTP'ye yakın, böyle bir şey yok. Hayır. Bir defa etnik olarak da, mezhepsel olarak da farklılıkların damgasını vurduğu bir Güneydoğu Anadolu var. Zaza var. Arap var. Kırmanç var, Arap var, Türkmen var, Süryani var. Kafkas göçmenleri var. Kafkas göçmenleri var, bizim ankete girmemiş hiç. Girmemiş. Bizim ankete girmemiş. Afgan göçmenleri. Ve Balkan göçmenleri var. Ve mesela mezhep farklılığı PKK içerisinde dahi çok köklü gerilimlere neden oluyor. Onu gördük. Bütün bölgeye böyle bir muamele etmemek lazım. Bunu yani biz öncesi konuşturalım o anketi yapanlarla çalışmayı. Evet, tamam. Doğru. Bakın ben burada bırakayım hakikaten. Evet. Anketi bir gün Saad Bey burada bir toplantı düzenlesin ve arkadaşlar slide eşliğinde size anketin sonuçlarını izah etsinler. Tamam. Zaten kitap olarak ondan sonra yakın zamanda da piyasaya çıkacak. Yani bu Türk sorunu gelişiyor ama Güneydoğu Anadolu'da halkta Türkiye'ye karşı sevgi ve Türkiye'nin sembollerine, Türk bayrağına, ondan sonra milli birliğe karşı sevgi bütünlükte devam ediyor. Çok önemli. Çalışmada bir konuda bir cümleye ilgili bir soru sorabilir miyim abi, başka soruya geçmeden izin verir misiniz? Evet, buyur. Hocam bir deneyin, ben AKP'ye oy vereceğim ama baskı var, onun için BDP'yi kullanıyorum dediğiniz söylediniz. Buradan şöyle bu araştırmada şu şeyi düşündünüz mü? Bu insanların oy verme rahatlığı içerisinde sistemde hangi partisinde tutabileceksiniz? Veya orada görülen o ki bugün AKP'nin çok ciddi bir oyu var, bu bir kaotik durum ortaya koymayacaktı. Böyle bir şey... Şöyle, buradaki şey, örgüt partisinin güdümünü anlatmak istiyor. Tamam, oradan kurtulduk. O doğru. Şimdi bir başka şey var, bir tarafta devlet var, öbür tarafta PKK var. Devlet güçleri PKK ile dağda çatışıyorlar. Ama aşağıda siyasal örgütlenme zemininde örgüt tek başına gidiyor, almış bir başına gidiyor. Onun karşısına uzun zamandan beri etkin bir siyasi parti çıkmamış. Evet. İlk çıkan parti AKP uzun zamandan beri. Diğer partilerde çıktıkları takdirde hayat normalleşecek oldu. Yani CHP'nin de böyle... Şansı görüyorsunuz şu an. Can güvenliğin sağlanması kaydıyla. Evet. Devletin dönmesi kaydıyla şehirlere. Çünkü son dönemde devlet orada bir farklı otorite olmuş. Mesela Hakkari'de AKP dahi zırhların gerisine çekilmiş. Polisler bekliyor, diğer partiler yok. Evet.